Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam daha önce de anlatmıştınız. Bazı yönlerden anlatmıştınız. Şimdi eksik kalan bir başka konu var. Ana babanın evlat üzerindeki hakları. İşte daha önce işte atıyorum vücut olarak ya da işte mal olarak hakkını anlatmamıştınız gerçi de onu şimdi soracağım. Bir babanın evladı üzerinde mal yönünden de hakkı var mıdır? Yani diğer yönlerin dışında sadece bu konuyu ele alırsak. Yani tabii anne baba hakkı geniş bir konu. Zaten İmam Ali Sefi Hazretleri işte anne babanın evladı üzerinde 80 hakkı var diyordu. Biz de zaman zaman daha önce söz vermiştik. Evet. Periyodik olarak bunları zaman zaman gündeme getireceğiz. Hatta vefatından sonraki 40 tanesi de vefatından sonradır. İnşallah Teala zaman bulur, fırsat bulursak onlardan nakletmeye çalışacağız. Tabii bu yalnız bizi izleyen ve dinleyenler şöyle hatırlarına getirebilir. İyi de siz hep anne baba tarafından yani keser misali hep kendinizi yontuyorsunuz. Yani evlat tarafında bir şeycik yok mu? Var. İnşallah Teala onda günü. Yani evlat hakkı da var. Evladın anne baba üzerinde hakkı da var. Anne babanın evlat üzerinde hakkı olduğu gibi evladın da anne baba üzerinde haklar var mı? Var. Allah-u Teala anne babaya haklar verdiği gibi vazifeler de vermiş. Evlada vazifeler verdiği gibi haklar da vermiş. Karı koca arasında da kadının erkek üzerinde, erkeğin de kadının üzerinde hakları var. Ama erkeğin vazifeleri, kadının da vazifeleri var. Zaten herkes karşı taraftakinin hakkını bilir, bunu korursa, vazifesini yerine getirirse kavga olmaz. Ortalık süklüman olur. Evet. Yani anne baba kendi vazifesini yerine getirir. Evladın hakkına riayet eder. Evlat kendi vazifesini yerine getirir. Anne babasının haklarına riayet ederse problem kalmaz. Problem kalmaz efendim. Tabii hadis-i şeriflerde zaten Eshab-ı Kiram'dan birisi geliyor diyor ki ya Resulallah anne müşriktir ona iyilik etmem caiz midir diye soruyor. Zamanımızda da var. Allah-u Teala hidayet nasip etmiş. Anası mesela Hristiyan. Veya putperest. Ya da ateist. Ben diyor bu anneye hizmet edecek miyim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet annene iyilik ve ihsanda bulun buyuruyorlar. Emir de bu. İyilik edecek mi? Elbette. Veysel Karani'nin kavuştuğu bütün ihsan ve dereceler anasına yaptığı iyilik sebebiyledir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Eshab-ı Kiram'dan bir zat soruyor. Ya Resulallah sıraya koyacak olursam öncelik itibariyle nasıl davranayım? Buyuruyorlar ki önce annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve sırası ile diğer yakın akrabana iyilik et buyuruyorlar. Sırasında biliyorlar. Hatta bir haşerde anneye yapılan iyiliğin ecri iki mislidir. Çünkü annenin çektiği ana rahminde 9 ay taşıması ve ondan sonra 2-3 yaşına gelince nerede 2-3 yaşına? Yani kocaman adam oluyorsun hala daha sıkıntı veriyorsun yani. Dolayısıyla o ödenmez o hak. Yani parayla, pulla falan ödenecek gibi değil. Dolayısıyla Allah-u Teala kullarına çok merhametli olduğu için evladın da neler yapacağı bildirilmiş. Mesela kitaplarda sıralanmış. İmam-ı Nesefi Hazretleri bildirirken buyuruyor ki mal parayla olan hakları annenin. Mesela deniyor ki birinci olarak 10 tane madde bildirmiş. Kendinden önce onlara elbise almak. Şimdi kendine alıyor, şey yapıyor. Ondan sonra da baba sen şu eskileri giymeye devam et denmez. Çünkü evladın eğer malı varsa, şeyi varsa babanın hakkıdır bu biliyor bu. Veyahut da annenin hakkıdır elbise almak. Kendi yiyeceğinden iyisini evlat iyisini anne babaya vermesi lazım buyuruyor. İkinci olarak da uzakta iseler ziyaretlerine gitmek. Bu da malla yapılır tabii ki. Yani parası varsa. Efendim ben 10 senedir gitmiyorum. 10 sene gitmiyor falan. Bazı programlar oluyor işte biz diyor kavuşturuyoruz ne yapıyoruz falan filan. Hani ağlamalı sızlamalı şey. Ne gereği var? Evlatsan git. Anne babaysan aynı şekilde evladını ara. Niye aramıyoruz? Başkası mı gelecek de şey yapacak? Uzakta ise ziyaretlerine gitmek. Ana baba ve mahrem akrabaları ziyaret etmek vaciptir buyuruyor. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak. Mektup unutuldu şu anda da. Şu anda cep telefonu var. Ulaşmak gayet kolay. Eskiden yoktu. Hadi bilgisayar dedim yaşlandı bilgisayar belki kullanamayabilir ama telefon var. Telefonla da aynı şekilde irtibat kurulabilir. Ziyarette sıra ana, baba, evlat, dede, nine, kardeş, amca, hala, dayı, teyze diye sıralanıyor sırada. Ve mesela diyelim ki anne babadan ayrı yememek. Kendi malım mülküm var alıp götüreceğim onlarla beraber yemek. Sonra arzularını sormak, öğrenip yerine getirmek.
arzularını sormak, öğrenip yerine getir. Ama yemede içmede diğer arzularında aynı şekilde. Helal ve mubah olan arzularında. Yalnız hani beraber yemek konusunda mesela Cüneyd-i Bağdadi veyahut da Bayezid Bistami Hazretleri rahmetullahi teala aleyhi ve sellem. Şimdi bazen ikisini böyle karıştırıyorum. Gerçi netice itibariyle yaptıkları hepimiz için numune de annesiyle babasıyla beraber yemek yemezmiş bu zat. Bakın o da farklı bir hal. Sebebi sormuşlar. Niçin diye? Ola ki diyor. Ola ki sofrada bulunan lokmalardan bir tanesi. Mesela ben elimi uzattığımda belki annem canlı çekmişti onu veya babamın canı çekmişti. Ola ki diyor onların arzuladığı, istediği, canlarının çektiği bir şeyi alırım diye korkuyorum diyor. İnceliğe bak ya. Korkuyorum diyor. Onun için diyor beraber yemek onlarla oturamıyorum. Onlar yediriyorum. Onlar karnı doyuyor. Sofraya koyduğum şeylerden diledikleri şekilde istedikleri arzu ettiklerini güzelce yesin. Kalan benim olsun diyor. Kalan benim olsun. O da apayrı bir incelik tabii ki. Sonra mesela hani ihtiyacı varsa ona para vermek. İhtiyaçları olup olmadığını söyleyemeyebilirler bazen. Şimdi mesela zamanımızda var. Evlat arsız. Ana baba arsız. Adamın cebine para veriyor, içiyor. Bana diyor kimse baktığı yok, para da verdiği yok falan. Öyle diyen de var. Allah da hidayet nasip etsin. Yani. İnsan acınacak hal. Şimdi adam diyor ki evladım bana bakmıyor. Bakıyorsun adam ay yaşın, kötürümün. Yani yüzüne bakan hani 100 lira kaybeder diye bir tabir var ya. Gerçekten öyle birisi. Atırsız gibi adam. Sen bir kere evlat diyorsun da o evlada ne verdin ki, ne isteyeceksin? Ne verdin ki, ne isteyeceksin? Hani Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerine gelmiş efendim demiş. İşte demiş bu demiş o beni dövüyor demiş bu. Benim oğlum bu falan. Tabii Hazreti Ömer radıyallahu sert çıkışınca demiş ki efendim bir dakika demiş bir sorabilir miyim demiş. Demiş buyur sor. Anne babanın evlat üzerinde hakkı var da demiş. Evladın da demiş hakkı var mı anne baba üzerinde? Var tabii demiş evlat olmaz ona mı? Nedir demiş. Mesela demiş önce demiş güzel bir isim koyma. Vallahi demiş bana demiş çirkin bir isim koydu babam demiş. Aha. Herkes benimle dalga geçiyor arkadaşlarım. Sonra diyor, evleneceği zaman diyor çocuk dünyaya geldiğinde o çocuğun böyle göğsünü göre göre rahatlıkla anne diyebileceği iffetli bir kız veya kadın alması lazım. Vallahi diyor hani fahişe birisini almıştı, bütün diyor arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bana böyle birisini anne dedirtiyor. Sonra dinini öğretecek diyor, meslek öğretecek falan. Vallahi diyor bana dinimi falan öğretme diyor. Peki ne iş yaptırıyorsun sen buna diyor adama. İşte diyor, bizim diyor şeyler var diyor, öküzler var diyor, bunları şey yapıyor falan. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki, ha diyor çocuk göğsünü açtı diyor, bunları görüyor, sen de böyle yapmışsın falan. Diyor sen buna dinini öğretmemişsin, edep ayağı bir şey öğretmemişsin. Çocuk da diyor seni diyor aynı şekilde öküz zannetmiş, iki tane de sınav vurmuş diyor. Olacağı bu yani. Olacağı bu yani. Sen ona öğretmezsen, bir şey vermezsen neyi bekleyebilirsin ki? Şimdi malı parayı anne babaya serbest etmek. Ne zaman isterseniz malım param size feda olsun demeli. Bir kızgınlıklar varsa bu yolla onları da teskin etmeli. Ana babaya harcanan paradan da sual olunmaz deniyor. Muhtaç olan ana babaya yardım farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara infak edin. Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinde. Peki muhtaç değil, ihtiyaçları yoksa? Gene de aynı şekilde... Şey bile olsa yani anne baba evladının malında parasında gözü yok. Olmaz da zaten. Ya, o usulen sorsan bile gönlü olur mu? Evet gönlü olur onlar. O usulen bile aynı şekilde. Mesela kime infak edeceğini soran Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i kiramdan birisi gelmiş. Ya Resulallah kime infak edeyim? Kendine, anana, babana, sonra hanımına ve çocuklarına hizmetçine. Bundan sonra da artık sen bilirsin buyuruyorlar. Babası usul bakacak kimse bulamazsa kocasından izin gidip hizmet etmek... yine kızının vazifesidir buyuruyor. Gayrimüslim baba da böyle midir? Evet. Gayrimüslim anne de böyle midir? Böyledir buyuruyor. Zengin çocuğun fakir olan anne babasına nafaka vermesi zaten farzdır. Fakir kimsenin fakir babasına nafaka vermesi farz değildir. Fakir olan ana babasını kendi evine alıp birlikte oturur diyor. Başka çaresi olmaz. Ayrıca bakamıyor bilir. Ana babadan birine iyilik edince öteki incinirse babaya hürmet ve itaat etmeli, anaya hizmet, yardım ve ihsan etmelidir. O dengeyi de tutmalı. Ha, belli bir yaşa gelince hassaslaşıyorlar. Siz babanı kayırırsın, ha, siz ananızı kayırırsınız. O da başlıyor. O da enteresan bir hal tabii. Ara sıra güzel yapıp yemek yapıp davet etmeli. Gönüllerini gönülleri isterse ister de belki söylemeyebilirler. Yapıp götürmeli.
Dostlarını dost bilmeli, davet ederek gönüllerini almalı, düşmanlarından da uzak durmaya çalışmalı. Hakikaten o. Hepimiz için öyle. Sen şimdi babanın düşmanlarıyla veya da ananın düşmanlarıyla oturmuşsun, sohbet ediyorsun, şey yapıyorsun falan, görüyor falan. Şu diyor, bizim salak oğlana bak ya. Der mi demez sana der. Tabii. Sakınması mı gerekiyor? Sakınması gerekir. Dostlarını dost bilmeli. Hastalandıkları zaman tedavileriyle meşgul olmalı, ilaç almalı, bir bakıcı, bir hizmetçi tutmak yerine eğer imkanı varsa bizzat kendisi bakmalı, böylece gönüllerini almalı. Hani İmam-ı Nesefi Hazretleri parayla, malla yapılacak hizmetlerde anne babaya bunlardır diye zikrediyor. Yani elden geldiği kadar herkes hani gayret ederse, hepimiz gayret edersek kim kazanacak? Netice itibariyle biz kazanacağız. Biz annemize babamıza yaparsak bizim evladımız da bize yapar. Etme bulma mıdır? Evet, etme evet. Bulmadır. Aynen öyle efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.